Merhaba, İki Öğretmen Bir Kitap kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Hatice, kamerada Furkan. Evet arkadaşlar, bugün sizlere bir vlog başlattık aslında biz. Yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Aynı zamanda bir düzenlemeler yapacağız. Onları birlikte yapalım istiyoruz. Ne yapacağız peki? Biliyorsunuz biz bir önceki videoda ayakkabılık aradığımızı söylemiştik. Hatta Orka'da gezerken ayakkabılık arıyorduk. İşte bulursak alacaktık falan. O gün bulamadık gerçi. Daha sonra bir expat sitesinden bulduk biz. Ondan sonra o ayakkabılığı aldık. Aldığımız ayakkabılık bu. Zaten bu tip bir şey istiyorduk biz. Daha önce de söylemiştik size. Bu tip bir şey arıyorduk. Bunları da bulduk. Nasıl kullanılıyor? Gösterir misin? Kullanımı böyle 3 bölmeden oluşuyor. Klasik Türkiye'de aslında A101'lerde falan olsun veya IKEA'da çok fazla var bu modelden mesela. Herkes biliyordu. Bu şekilde açılıyor. İşte bütün ayakkabıları dizebiliyorsunuz. Bayağı ayakkabı da alıyor aynı zamanda. En azından bize kurtarıcı bir parça oldu bu. Çünkü ayakkabılarımız şu oradaydı. Daha önce bizim ev turumuzu izlediyseniz arkadaşlar evin şeklini, kaç odası olduğunu, neler olduğunu falan az çok biliyorsunuzdur. İzlemediyseniz o videoyu bence önce izleyin. En azından ne var ne yok bir hafızanızı yenilemiş olursunuz. Bizim şurada bir boş odamız vardı. O odanın içerisindeydi. Kenarda böyle bir yer ayarlamıştık. Ayakkabıları oraya koyuyorduk. Şimdi ayakkabıları oradan çıkarttık. Çünkü o odayı yeni baştan yaratıyoruz. Sizinle birlikte yapacağız. O zaman odaya doğru geçelim. Odanın içerisinde anlatalım yapacaklarımızı. Evet şimdi arkadaşlar bu odadayız. Bu oda bomboştu daha önceden. Biz ne yaptık? Şöyle bir koltuk aldık. L koltuk bu. Şu an parçalı halde. Biz onu birazdan birleştireceğiz. Aynı zamanda şu şekilde kütüphanelerimiz var. Vardı. Artık yok. Var şaka. Bunun arkası sadece kontra planı çakacağız. Onu halledeceğiz. Şöyle 3 bölmeden oluşan, 3'er raftan oluşan 2 adet kütüphanemiz var. Bu kütüphaneleri bu tarafa yerleştirip aynı zamanda şu an Furkan'ın çektiği yeri bir mescit haline dönüştürüp bu odayı böyle düzenlemeye çalışacağız. Her şey bir yerde. Özellikle şuradaki valizleri, şurada boş bir lavabomuz var. Orayı temizleyip o tarafa alacağız. Oraya koyacağız. Orayı kullanmıyoruz çünkü. İşte burada şeyimiz var. Neydi bu? Derin dondurucu. O dondurucumuzu şu arkaya saklayacağız. Oraya gizleyeceğiz. Orada çalışacağız. Niye yaramazlık mı yapıyor? Yok yani burayı gözükmesin diye. Orası gözükmesin diye. Şöyle bir duvar saatimiz var. Ondan sonra işte birkaç eşyamız aynı zamanda kütüphanelere koyacağımız kitaplar var. Onları da içeriden getirip düzenleyeceğiz. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Hadi vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi arkadaşlar şuradaki valizleri dışarı alıyoruz. O da biraz rahatlasın. Biz de yapacağımız işleri yapalım diye. Yani dışarı alıyoruz de değil. Furkan'a hiçbir şey yani. Yakını aldım. Acaba gözüküyor muyum ben? Şöyle daha iyidir mutlaka. Sizi biraz daha yakın aldım. Şimdi bu kütüphaneyi düzenleyeceğiz. Kitaplarımızı buraya yerleştireceğiz. Kenarda köşede bir sürü kitabımız vardı getirdiğimiz. Onları dizeceğiz.
şöyle bir şey almıştık. Bir de şu tarafı, diğer tarafı yani mescit gibi yapmaya çalışacağız. Oraya da süslemeler yapacağız yani. Duvara bir şeyler asacağız. Böyle toplar almıştık renkli renkli. Daha doğrusu renkli değil, gri onlar. Gri de bir renk. Tabii o da bir renk. Bir de şöyle bir şey arıyoruz biz. Yani böyle mescit formunda nasıl bir şey yapabiliriz? Böyle basit bir şey. Ne yapabiliriz? Yine fikirlerinizi bekliyoruz. Ben göstereyim size de orayı. Yani şu kısmı düşünüyoruz. Yani şu kısım kütüphane kısmı, böyle oturma grubu falan var. Şu kısmı da, bu boş alanında mescit görünümü yapacağız. Bu duvara işte süslemeler falan yapalım diyoruz, çok da zarar vermeden. Yine böyle led lambalar falan alalım, kütüphaneye olsun, mescit kısmına olsun asalım diye düşünüyoruz. Sizin de fikirleriniz varsa, ben Pinterest'ten falan çok baktım. Böyle fikirleriniz varsa yine bana link olarak gönderebilirsiniz. Veya direkt Instagram hesabımıza yazın arkadaşlar. Instagram hesabımızdan gönderin. Hatta evinizde kendinizin yaptığı fikirler falan varsa daha da güzel olur. Instagram hesabımıza gönderebilirsiniz. Instagram'ımızda iki öğretmen bir kitap diye yine aynı isimle ulaşabiliyorsunuz. Şimdi başlayalım bakalım. Böyle ben bazı kitaplarımı getirmiştim. Bazıları da gerçi kütüphaneye verilecek olanlar. Okula gittikçe bazıları da kütüphaneye devrediyorum geri. Bir sürü de çocuk kitaplarımız var arkadaşlar. Hem böyle okul öncesi döneme ait hem de ilkokul, ortaokul düzeyine ait çeşitli kitaplarımız da var elimizde. Bunları da yine materyal olarak biz getirmiştik. Kullanırız diye. Burada işimize yarar diye. Şöyle not defterlerimiz. Evet. Kitaplarını ayrı bir yere koyalım. Çocuk kitapları da şurada olsun. Ne değişik kitaplar var. Hiç açılmamış kitaplar falan da var. Ben kitap... Aa, ben bu kitabı görmüştüm daha önce çok kez. Benjamin Franklin'in Elektrikli Maceraları. Oo, TÜBİTAK kitapları. TÜBİTAK kitapları da çok güzel oluyor. Ve bu ucuz arada, oluyor TÜBİTAK'lar. Evet, evet, ucuz oluyor. Bu arada kitaplık turumuzu ayrı bir videoda çekeriz. O yüzden şu an biraz daha çok söylemeden, tanıtmadan gösteriyorum. Kitaplık turumuz ayrı bir videoda gelir. Hangi kitaplarımız var elimizde, bunları size de gösteririz. Tabii çok kitap getirmediğimiz için çok bir şeyimiz yok aslında ama artık olsun, sorun yok. Şöyle şuraya alalım. Bazılarını. Tamplar karşımız. Şunu açalım. Aa, şeyler var bir de. O neydi? Bu hatırlayacaksınız. Aa, evet evet, onu aç hemen. Bunu sizin önünüzde açayım. Bunu eski takipçilerimiz hatırlayacaktır ne olduğunu. Biz arkadaşlar buraya ilk geldiğimiz zaman bir yere gittik. İFAM Müzesi'ydi değil mi? Evet evet, İFAM Müzesi'ndeydi. Gittik. Orada böyle bir şey aldık. Daha doğrusu bize hediye etti bir beyefendi. Bir sokak sanatçısı. Evet, bunu kum sanatıyla yapıyor arkadaşlar. Kumun üstüne böyle bir rengarenk, dünyanın farklı yerlerinden gelmiş kumları. Bakın şöyle göstereyim size. Şöyle bir hediyemiz vardı. Bunu Senegal'e geldiğinizde muhakkak kendinize yaptırın. Nereye koyayım? Şöyle. Aa, evet, orada kalsın. Hatta şey yaparız diye düşünüyorum ben. Şu alana böyle güzel tablolar falan oluyor. Yine dekora uygun. Böyle güzel tablolar alırız. Şuralara asarız diye düşünüyorum. Bu da burada kalsın tabii. Başka bilmiyorum nereye asabiliriz. Burada bir saatimiz var zaten. Hı hı. Buraya belki yapabiliriz o dediğimi. Evet. Tamam. Evet. Başka neyimiz var? Şöyle büyük bir dünya atlasımız var.
atlasımızı da şöyle koyalım. Bu arada ben atlasları böyle incelemeyi çok severim. Muhtemelen pek ben çok çocuk da çok sever. Bence herkes çok seviyordur ya. Evet, çoğunluk tabii çocuk kitabı arkadaşlar. Çocuk kitabı çok fazlaymış hakikaten. Çünkü buraya çocuklar için geldik. Evet, bitti sayılır. Tamamladık bile. Evet, bunu da buraya koyalım. Şu da bizim 1000 parçalık puzzle'ımız. Bir de şöyle bir şeyimiz vardı. Bunu da nereye koysak? O da bir öğrencimizden hediye gelmişti. Evet, o da bir hediyeydi bize. Öğrencimiz hediye etmişti. İzliyorsa kendisine selamlarımızı iletiyoruz. Aynen öyle. Evet. Şunları da alalım hemen kenara. O zaman tamamız bence. Değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar burası sadece böyle kalmayacak bir de. Biz böyle dekoratif çiçekler, aynı zamanda bir de abajur almayı düşünüyoruz. O şekilde de yine süslemelerle değiştireceğiz. Belki en son kağıdı bir oda turu videosu olarak çekeriz. O zaman içerisinde eşyaları alacağız. Dediğim gibi o tarafı da mescit formuna dönüştüreceğiz. Sizden de öneriler bekliyoruz. Instagram hesabımıza atabilirsiniz. Bu şekilde şöyle genel bir görünümünü gösterelim o zaman Furkan. Ve videoyu sonlandıralım. Arkadaşlar odayı tamamladık. Yarım da olsa en azından var olan eşyalarımızla bir odaya dönüştürdük. Gayet evet. De güzel oldu. Benim içime sindi senin. Evet, gayet güzel oldu. Ferahladı en azından oda. Evet. Böyle açık renkler tercih ettik zaten. Aynen. Yeşilli beyazlı bir tonda düzenlemeyi düşünüyoruz. Daha sonra da yine buralara belki kırlentler alırız böyle renkli renkli. Biraz daha renk katalım istiyoruz aynı şekilde. Dediğim gibi şu tarafa tablolar yapacağız. İşte birkaç parça daha bir şeyler ekledik mi o da biraz daha bir şeylere benzeyecek evet. Mutlaka. Ama en azından eski haline göre çok güzel evet. Oturulacak bir alan oluşturduk. Kitap okunacak, kahvemizi, çayımızı alıp burada oturacağımız harika bir alan oldu. Alanımız oldu, konuşamadım. Biraz da yorulduk aynı zamanda. Sabah ben buraları biraz toparlamıştım çünkü koltuklarımız yıkanmıştı. Yıkatma için gelmişlerdi. Ondan sonra ben bir sildim, süpürdüm tekrardan. O yüzden şu an üstten bir sildik tekrardan aslında. Koltuğumuza şu an oturamıyoruz maalesef. Çok ıslak çünkü. Kurumasını bekliyoruz. Ama muhtemelen yarın kurumuş olur. Yarın itibaren burayı kullanmış oluruz. Videomuzu izlediğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça